Hanım, şu televizyonu aç hele. Yaşadığın şey gerçekten çok zor bir durum. Metanetini koyduğun için seni tebrik ediyorum. Elbette bulacağız Kezban. Sen hiç ümidini kaybetme, olur mu? Çok zor durumdayım Oya Hanım. Bir yardımcı olun ya. Peki bugün kaçıncı gün oldu? Ha? Yani kaç gündür arıyoruz? 3 gün oldu mu? Ha. Valla bilmiyorum ki. Onsuz geçen her dakika bana 1 yıl geliyor. Ah canım benim ya. Peki arkadaşlar, ekrana Kezban'ın fotoğrafını verelim. Yahu Mahmutcuğum, o kadar seviyorum diyorsun. Anlata anlata bitiremiyorsun. Ya günlerdir kızım bir fotoğrafını bulamadım. Bu nedir Allah aşkına? Her gün bunu koyuyoruz. Defalarca telefonumu çaldılar Oya Hanım. Mail adresimi falan hunharca hacklediler. Nefes kaldı ne bir şey. Aşırı mağdurum ya. Öyle böyle değil. Peki bu kızın sosyal medyası falan da mı yok? Yok. Hiçbir şey yok. Hepsini silmiş. Çok canım yanıyor. Bu arada sosyal medya demişken benim Instagram'ı da yazalım oraya. Gören olursa direkt bana ulaşabilir ya. The Official Mahmut. The Official diye yazılıyor. Peki yazalım arkadaşlar. Çok sağ olun Oya Hanım. Hakkınız ödenmez ya. Kezban'ıma benzeyen diğer bayanlar da ekleyebilirler tabii. O ne ya? Bir nebze olsun mutlu olurum. Hakkım değil mi ya? Allah Allah, bu da değişik bir kafa sevgili seyirciler. Yok ya, normal bir kafa. Muhabbet ederiz, ne bileyim, çok ısrar ederlerse görüşürüz. Aşırı zordayım diyorum ya. Peki Mahmutcuğum, bugünlük seni uğurluyoruz. Yarın tekrar yine burada olacaksın. Mahmutcuğum bu taraftan. Evet sevgili seyirciler, şimdi de müteahhit babasının yaptığı inşaatta başka bir kadınla girdiği ilişkiden olan kardeşini arayan Daniel bizlerle beraber alkışlarla. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet çok güzel. İsmin nedir? Kukuş. Kukuş, hadi sen gez bakalım. Bak yakışıklı yakışıklı kameraman abiler var orada. Bak kameraman abiler var orada. Kardeşim, kalkar mısın oradan? Tamam ya. Hoş geldin be. Nereye oturacağınıza dikkat edin ya. Evet, senin hikayen. Tamam ya, bir şey yok ya. Aman akım, bir de bunlarla uğraşıyoruz ya. Ben hep tek çocuktum. Babam bana bunu ilk söylediğinde çok heyecanlandım. Ay inanmıyorum, benim de bir kardeşim varmış. Bu büyük olaydı. O günden beri onu arıyorum. Sen merak etme hayatım, bulacağız kardeşini. Peki bize biraz daha bahsedebilir misin kardeşinden? Ne gibi bilgiler? Yani şimdi şöyle ki, benim babam kardeşimi yıllarca bakmış. 15 yaşına kadar falan bakmış yani. Tabii bunu da bizden saklamış. Hınzır. Kukuş. Buldum tabii oradan Bizeryan gibi kameraman abileri. Gülümseyip gidiyorsa kesin. Bu kız cepte ya. Artık televizyonlarda boy gösteriyorum. Hepsi peşimden koşacak tabii. Aptal ben. Yo. Kapılı verirsin bir anda, ben hayret bir şey ya. Hangi sıfat tam yakışabilir bana, ben bulamıyorum. Alelade biri değil ya, değişik biri ya. Hayaller hayatlar farklı farklı oldulardı. Kimse istemez ki ezik bir sünepe olmayı tabi. İmkan olaydı çok önemli biri olurdum. Olsun neyse boşver, hayallerin yeter bana. Hadi beni anlat dostlarına, dur koş yetiş. Soran olursa adım muhteşem, soyadımsa müthiş. De ki bu çocuk başka bir çocuk, bu efsane bir çocuk. Kara kaş kara göz, boylu boslu, bir de omuzlar geniş. Aman ne olacak benim bu muhteşem vücudum, aklım ve yeteneklerim. S-
yapmış, bir de John'dan yapmış, aptal adam. Resmen suikast ya. Gelmiş bir de bana kör müsün kardeşim diyor, arsız adam. Ya bir de kırılsaydı bütün camlar üstüme düşseydi, o zaman kim ödeyecekti acaba camın parasını? Yok ya, biz bu zihniyetle bir yere varamayız. Patron ayrı bir mal, işçisi ayrı bir gerizekalı. Ben insanım ya. İnsan bedenim bu kadar mı değersiz? Çapak mıyım ben? Çapak mıyım ha? Ne haber ya? Serdar yok mu? Var. Nerede? Ne bileyim ben. Bunu espri olarak bir şey yaptın yoksa gerizekalı olduğun için mi? İşimiz var, gider misin? Serdar nerede oğlum? İş üstü. Yapma ya. Evde mi? Söyleyeceğin önemli bir şey yoksa yokmuşsun gibi yapacağım. Var. Niye kimse beni tanımıyor kardeş? Kaç gündür televizyona çıkıyorum, bir kişi de tanısın ya. Hadi karı kız tanımıyor, bari işçi sınıfı tanısın ya. Proleter ya. Şşş, çok gıcık bir insansın. Allah Allah. Ondan mı diyorsun? Ne televizyonu lan? Oğlum üç gündür Oya'yla bulacağım seni programında çıkıyorum ya. Oya Oya bulacağım mı? O ne amına koyayım ya. Lan hiçbir televizyon izlemiyoruz cahil çocuklar. Yo. Allah Allah. Arada açın izleyin ya. Ben çıkıyorum. Ya he. Karşım! Hayırdır birader? Aferin sana. Çapkın çocuk. Bağırmasana lan. Hadi hadi. Bırak bana bu karizmatik adam ayaklarını. Instagram'dan mı düştü gene? Sosyal çocuğum. Ne istiyorsun oğlum sen? Niye geldin? Serdar! Kim geldi? Bir arkadaş geldi yavrum. Yeniyim mi ben? Salak saçma konuşma bir tane. Bekle geliyorum. Sen ne istiyorsun moruk? Araba lazım. Hayırdır? Yengenle buluşmaya gideceğim aptal çocuğum. Bir tek sen mi patır kütürü ya? He? Şşş bekle bir dakika. Ne yapıyorsun lan sen? Al şunu devam et hadi. Ödümü kopardın. Hırçın çocuk. Benzin var değil mi? Var var daha sabah fulledim. Aferin sana. Paralı çocuk. Bokör çocuk. Mahmut siktir git kardeşim. Tamam tamam. Hadi sağ ol. Şş bana bak. Kaç oldu? Neyi kaç oldu ya? Anlarsın ya. Yemin ediyorum sen eşsiz bir göt verensin bunu. Amına koyayım senin. Vallahi bilemiyorum Mahmut. Yani bana karşı olan hislerine emin olamıyorum bir türlü. Gerizekalı ya. Ciğer satıyor, baharat yok. Lan bu kimyonsuz karabibersiz yenir mi? Gidip baharatı ayrıca kendim alacaksam o zaman ciğeri de ben kendim yaparım. Aptal ciğerci. Mahmut sen beni dinlemiyor musun? Dinliyorum bebeğim. En son şey demiştin sana karşı hislerimi anlamamışsın falan filan bir şeyler değil mi? Evet ne diyorsun bu duruma? Sen çok seviyorum aşkın her şeyin bir tanem. İşine gelince arayıp çağırıyorsun. İşine gelmeyince telefonlarıma bile çıkmıyorsun. Ya boş ver şimdi sen onu bunu da yemeğini yediysen gel biraz sarıl ya. Şş. Bak yine aynı şeyi yapıyorsun. Ne güzel işte demek ki hep sarılıyoruz. İhtiyaçların için kullanıyorsun sen beni Mahmut. Ya ne alakası var ya? Ne ihtiyacımış o? Anladın işte pis emellerini alet ediyorsun beni. Evet laflara bak hele. Gelen de sabahtan akşama kadar sevişiyoruz sanacak. Kalbimi kırıyorsun ama. Ya bırak şimdi sen onu bunu da gel biraz öpeyim ya. Olmaz. Niye ya niye? Geçen hafta öpüşmüştük burada. Ya bir güzel söz söyle bari ne bileyim. Duygusal bir ortam oluştur en azından. O nereden çıktı şimdi? Önceden bir şey söylemeden öpüşüyorduk hep. Bundan sonra böyle Mahmut. İşine gelirse. Tamam ya tamam. Ne yapayım? Aşk filmlerindeki gibi havadan sudan konuşup gülüşürken bir anda duraksayıp duygusal anlar yaşayıp öpüşebiliriz mesela. Böyle hani göz göze gelirler, bir sessizlik olur, sonra yavaşça yaklaşıp öpüşürler ya öyle. Anladım anladım. Kolay iş onu hallederiz. Hadi o zaman. Şimdi sen önce dışarılara bak böyle. Sonra ben sana dönünce sen de bana dön. Tamam.
Zaten gerisi gelir ya. Tamam. Tam öyleyse. Hava da açtı iyice. Gökyüzü masmavi. Çiçekler, böcekler falan. Denizlerde balıklar var. Güneş de var tabii. Her şey ahenk içinde. Tıpkı sen ve ben gibi. Sen gibi kokuyor bahar. Sen bahar gibisin bahar. Adın da bahar. Kokun da bahar. Karabiber ya. Allah senin bin türlü belanı versin Mahmut ya. Beni bir daha ararsan vurdururum lan seni. İt herif. Ne arayacağım seni be? Çapçak kız. Siktir lan godoş. Küfür mü ettin lan o? Orospu. Bir şey yok ya arkadaşım. İstedim. Pencereleri açtım, martıları besledim. Siliniyordu yüzün, görmemeyi istedim. Nereye baksam hüzün, olmamış ol istedim. Korkularım yok artık, senli hayallerim yok. Nedenlerim yok artık, sorularım falan yok. Ben hak ettim tamam, sendin doğru olan. Benden adam olmaz, ben eksiğim sen tamam. Zaten hiç sevmemişim, bir anlıkmış bütün olan. Ben büyük bir yalan, sense mağrur kahraman. Ben hak ettim tamam, sendin doğru olan. Benden adam olmaz, eksiğim ben sen tamam. Zaten hiç sevmemişim, bir anlıkmış bütün olan. Ben koskoca bir yalan, sense büyük kahraman. Koyun bu ne ya? Of ya. Bu yolu nereden icat ettin şimdi? Çapçak kız. Thank you.
Ben sana çok açık ve net söylüyorum. 10K takipçi basıyorum ama gel gör ki Insta bunları zamanla algılıyor ve siliyor. Ben bu durumda bir şey yapamam ki. Sana bunun garantisini veremem yani Murat. Ben sana karşım. Kim var? Bizim çocuklar var. Herkes yok mu? Yok yok, sana demedim. Bak birader, şimdi şöyle yapalım. Ben sana bir 5K takipçi atayım, sonra gerisi sende. Tabi lan. Hadi öptüm, bay. Gelsene içeri, niye girmiyorsun? Yok ya, ne yapacağım? Yarın erken kalkmam lazım. Gidip yatayım ya. Hayırdır? Program var ya. Var mı? Oğlum 50 kere söyledim. Oya'yla bulacağım seniye çıkıyorum ya. Kimse bir televizyon izlemiyor artık. Siker mi böyle şaha? Ya Muruk, bu devirde televizyon mu kaldı Allah aşkına ya? He. Al anahtarı getirdim, sağ ol. Nasıl geçtin Muruk? Hiç acımadım kardeş. Patır kütür perişan ettim karıyı. Defalarca. Bunlarca ya. Harbi mi lan? Harbi tabii. Ne sandın aptal çocuğum? Bizden kaçar mı ya? He? Afiyet olsun birader. Kapatıyorum o zaman. Şişt, bana bak. Yarın sen de gelsene televizyona. Destek olursun kardeş ha? He? Kaçta? Sabah 6:30'da kalkarız. 8'de orada oluruz anca hazırlıklar falan. Amına soktum. Beş güçlü dişi aslanla eş ve koruyucu olarak bir baskın erkek. Ama hala bağ kurmaları gerek. Kendi yavrularına sahip olmadan... Adı ne acaba? Çok güzel kız ya. Aşık mı oldum lan ben? Yok ya, bir anlık hevestir, ne olacak? Kendisi olduğunu belirten bir gösteri yapıyor. Aptal ben. Evet Tuncay, cevabını bekliyoruz. Vallahi hatırladığım kadarıyla lokum olması lazımdı. Lokum. Evet, Daniel lokum diyor. Sen ne diyorsun? Maalesef yanlış. Ay, sinirlerim çok bozuldu şu an. Ve son iki kişi kaldı Daniel'cığım. Bunu da açıyorum. Haydi inşallah. Hazır mıyız? Aç, 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 aç. Hoş geldiniz. Tanıyalım sizi de. Adım Saffet. Ankara'dan geliyorum. Daniel Bey'in yıllardır aradığı kardeşi benim. Belimdeki doğum lekesi de aynı söylediği gibi. Bakın. Bakalım. Daniel, testini yap. Öncelikle hoş geldin. Buralara kadar zahmet edip geldiğin için çok teşekkür ederim sana. Çok sağ ol. İnşallah kardeşim çıkarsın çünkü hasretine dayanamıyorum artık. Evet, soruyu alalım. Sana da aynı soruyu soracağım. Babamızın en sevdiği yiyecek hangisiydi? Babamızın en sevdiği yiyecek tabii ki İtalyan usulü tortellini'ydi. Yalancı pislik, aşağılık adam. Neden duygularımla oynuyorsunuz? Neden, neden, neden? Çok param var diye mi? Sakin ol. Sakin ol lütfen. Bak son bir kişi var burada. Her şey para için mi yani ha? Peki nerede insanlık? Sorarım size adoslar, nerede insanlık? Ha? İnsanlık! Ay çıldıracağım o ya, yeter yemin ediyorum ya. Ezikler küstahlar. İtalyan usulü tortelliniymiş. İtalyan usulü olmayan tortellini var sanki gerizekalı. Hadi skandal. Bir VTR'ye bir şey girin. Neredesin sen kardeşim? Saat 8'de burada olunacak demedik mi? İnsanlık nerede? Kusura bakma ya. Gelirken kaza oldu da ondan geciktim bayan. Ne kazası? İnsanlık. Metrobüs raydan çıktı. İnsanlık. İnsanlık. Bir yere kaybolma. Bundan sonra seni alacağız. Tamam ya, buralardayım. Göremezsen falan çaldır, hemen gelirim. Yaz numaramız. Allah'ım ya Rabbim, delireceğim, az kaldı. Çıldıracağım o yeter, yemin ediyorum ya. Evet, sakin ol. Devir tutacağım ben seni. Son bir kişi var, belki de kardeşin çıkacak. Ve son bir. Hazır mıyız? Evet. Evet. Aç, 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 aç. Sizi tanıyalım. Ben Ziya, İstanbul'dan katılıyorum. Daniel benim kardeşimdir.
Çok iddialıyım. Peki lekeyi görebilir miyiz? Tabii ki. Evet Daniel, söz sende. Öncelikle hoş geldin. Buralara kadar zahmet edip gelmişsin. Çok sağ ol. Çok teşekkür ederim sana da. Sana da sorum şu. Babamızın tuttuğu takım hangisiydi? Şaşırtmalı bir soru olduğunu düşünüyorum. Cevabım hiçbir takım. Babamız takım tutmazdı. Futbol sevmezdi çünkü. Kendisi tam bir voleybol tutkunuydu. Bulalım buradan. Kaldırın bu boşu buradan. Modern yani sana ne de bana kalmaz. Sultan Süleyman'a kalmadı böyle. Evet sevgili seyirciler, şimdi Daniel'ı uğurluyoruz ve alkışlarınızla Mahmut'u çağırıyoruz. Hoş geldin ablası. Hoş bulduk ya. Aa Mahmut'cum, asma suratın, olmaz ki böyle. Bulacağız diyorum Kezban'ı, bana güvenmiyor musun? Sürekli onu düşünüyorum Oya Hanım. Sabah bir uyanıyorum, kilodum hep ıslanmış. Yani o kadar ağlamışım ya. Ay canım benim ya, vallahi gel sarılacağım sana. Şimdi daha iyi misin? Enerji yerine geldi mi? Bir kıpırdanma oldu. Harika. O zaman Kezban'ın fotoğrafını ekrana veriyorum. Ekrana verelim arkadaşlar. Çok değerli seyircilerimizden rica ediyorum. Bu fotoğraftaki kızımızı gören, tanıyan varsa lütfen bizimle iletişime geçsinler. Adı Kezban, 20'li yaşlarda. 24. 24 yaşında. Oy. Ve yaklaşık bir yıldır kayıp. 10 ay 23 gündür. Yani bir yıldır kayıp Mahmut'cum. Çok zor durumdayım Oya Hanım. Ama hayatım yeter. Ay ne aşmış vallahi. Vallahi kız sana da helal olsun. Neredeysen çık gel. O benim her şeyimdi ya. Şimdi yok. Her şeyim gitti. Nerede şimdi? Onun yerini kim doldurabilir ki? Var mı öyle bir bayan? Varsa eklesin, niye eklemiyor? Tamam Mahmut'cum. Sakin olalım lütfen. Benim Instagram'ı yazmamışsınız ama gene. Peki, peki arkadaşlar, Mahmut'un Instagram'ını yazalım aşağıya, adreslerini yazalım. Telefon varmış. Alo. Alo. Alo, bizi duyabiliyor musunuz? İsim vesaire yok mudur? Alo. Alo, merhaba. Duyuyor musunuz beni? Kezban nerede? Kiminle görüşüyoruz beyefendi? Kezban nerede dedim? Ne diyor arkadaşlar? Ulan şerefsiz! Bana hemen konuşacaksın! Alo! Buyur abi. Kezban nerede? Sen tanıyor musun beyefendiyi? Tanıyorum. Kimdir? Kimsin oğlum sen? Kürşat abi. Kezban'ın abisi ya. Kürşat Bey, beni duyuyor musunuz? Ben oraya geleceğim. Tabii buyurun gelin. Gelmesin ya, ne gerek var? Niye? Adam Barzo ya. Seni sikeceğim Mahmut. Ne? Seni sikeceğim dedi. Yayına gitti mi bu arkadaşlar? Gitti gitti, seni sikeceğim dedi net bir şekilde. Ver beni gitme amcak. Bu da anlaşıldı bence. Yo, buralardan biri gibiyim ama değilim, yeniyim. Yo, he, he. Kapılı verirsin bir anda, ben hayret bir şey yav. Hangi sıfat tam yakışabilir bana, ben bulamıyorum. Alelade biri değil ya, değişik biri yav. Hayaller hayatlar,
farklı farklı olgulardık. Kimse istemez ki ezik bir sünepe olmayı tabii. İmkan olaydı çok önemli biri olurdum. Olsun neyse boşver, hayallerim yeter bana. Hadi beni anlat dostlarına, dur koş yetiş. Soran olursa adım muhteşem, soyadımsa müthiş. De ki bu çocuk başka bir çocuk, bu efsane bir çocuk. Kara kaş, kara göz, boylu boslu, bir de omuzlar geniş.